1556 lira kar payı düşüyor. Bizim payımıza ne düşüyor? Bizim payımıza hep yoksulluk, hep çile mi? Şimdi bir cümlecik vatandaşı dinleteceğim size. Sonra canlı yayında Ümraniye'ye döneceğiz. Çünkü Ümraniye'de vatandaşın ekmeğiyle oynuyorlar. Halk ekmek büfelerini yerinden kaldırmaya çalışıyorlar. Üsküdar'da ve Ümraniye'de. İstanbul'da yaşayan, ucuz ekmeğe ihtiyaç duyan, sofrasına ekmek koymak isteyen vatandaş her şeyin farkında ve tepki gösteriyor. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun. Önce vatandaşı bir dinleyelim. Biz de istiyoruz sıcak ekmek yemeği. Biz sevmiyor muyuz sıcak ekmek yemeği fırınlardan? O zaman 1 TL yapın aynı halk ekmek gibi. Bu halk ekmek büfelerine gerek kalmasın. Herkes gitsin büfeden alsın. Yeter artık ya. Ekmek büfesidir. Bırakın insanlar ekmeğini yesin. Ucuz ekmek alsın. Kuyruklarda bekliyoruz saatlerce. Ya siz gidip o kuyruğa girsenize. Yöneticiler, engel olmak isteyenler. Bir de siz gelin girin şu kuyruklara. Yeter artık ya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni halk ekmek büfesi kurma çalışması önce Üsküdar'da ardından Ümraniye'de engellendi. Ümraniye Belediyesi zabıtası halk ekmek büfesinin kurulacağı noktaya kamyon çekti, alanı kapattı. Canlı yayında şimdi hemen döneceğiz Ümraniye'ye. Ekmek kavgasıdır. Bu vatandaşın ekmeğine el uzatıyorlar. Muhabirimiz Erdinç Yılmaz karşımda. Erdinç, ne oluyor, nereye yürüyorsunuz? Evet İrfan Değirmenci, sizin de söylediğiniz gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ümraniye'de halk ekmek büfesi kurmak istemişti. Ama şu anda o büfenin kurulacağı noktaya bir kamyonet çekilmişti. Sabah saatlerinde tartışma sürüyor. Kameraman arkadaşımız takıldı. Tam olarak neredeyiz? Ümraniye'de bir ara sokakta bir alan gösterdiler bize. O alanda halk ekmek büfesinin oraya kurulması gereken planlanan yer ve meclis kararının olduğu nokta. Kameraman arkadaşım Mehmet Çalpar'da rica edeceğim, hemen arka tarafında kalıyor. Metro girişinin hemen yan tarafındaki alan. Bu noktaya kurulması gerekiyordu. Meclis kararı bu yöndeydi. Ama Ümraniye Belediyesi ekipleri başka bir alan gösterdiler. Özgen Nama'da Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama'da buranın hukuka aykırı bir şekilde önlendiğini, buradaki halk ekmek büfesinin kurulmasının hukuka aykırı bir şekilde engellendiğini dile getirerek meydanda bir yer gösterilmesini talep etti. Dediğim gibi sabah saatlerinden itibaren burada vatandaşların da halk ekmek büfesinin kurulmasının engellenmesine tepkileri sürüyor. Çevik kuvvetle alan çevrilmiş durumda. Dediğim gibi az önce Ümraniye Belediyesi ekipleri bir alan gösterdiler oraya kurulması yönünde. Siz neler söylemek istersiniz Sayın Nama? Buradasınız. Bize gösterdikleri alan mahalle arasında ve fırının karşısında bir yer. Bu sadece işi yokuşa sürmektir. Bize ait alan varken Ümraniye kendisinin utesinde olan bir kaldırıma ve fırının tam karşısına yer gösteriyor. Bu olmaz çünkü biz hem halka sağlıklı ekmeği götürmeye çalışıyoruz hem de fırıncı esnafımızı koruyoruz. Fırıncılarla aramızdaki mesafe en az 100 metre, 150 metre olmak koşulu ve zorunlu. Dolayısıyla biz fırına en uzak noktada burada yer belirledik. Büyükşehir'in utesinde olan bir alan. Meclis kararını uygulamaya çalışıyoruz. Meclisin almış olduğu bir karar var ve arkadaşlar bir aydır bizim yazılarımıza cevap vermediler. Daha bugün olumsuz cevap veriyorlar. Bu olaylar gerçekleştikten sonra sabahtan 7-8 saattir burada ayakta bekliyoruz. Polis, memur, hem Büyükşehir'in memurları hem Ümraniye Belediyesi'nin memurları zaman zaman didişmeler ve bu karşı karşıya gelmeler bizi çok derinden üzüyor. Asla biz böyle bir şey istemiyorduk. Böyle bir şey beklemiyorduk. Biz halk ekmek büfesini indirip halka bu saatlerde tam da iftar pidesi satmaya çalışacakken maalesef başka hikayelerle uğraşıyoruz. Çok üzgünüz. Kamu kurumları böyle yönetilemez. Biz Ümraniye Belediyesi'ni çok iyi biliyoruz. Halk ekmekle olan ilişkisini de biliyoruz. Biz göreve geldiğimizde Ümraniye Belediyesi'nin 1 milyon 800 bin eski parayla 1 trilyon 800 milyar borcu vardı halk ekmeğe. O borcunu daha bugüne kadar ödemediler. Farklı mahsuplaşmalarla biz sorun çözdük. Biz daima uzlaşmadan yanayız. Kamu kurumlarını karşı karşıya getirmek istemiyoruz. Ama Ümraniye Belediyesi ne hikmetse Ümraniye'ye
İBB'ye ait ekmeğin gelmesini engellemek için elinden geleni yapıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Evet, İrfan Değirmenci, Ümraniye'de bekleyiş devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri halk ekmek büfesini koyabilmek için uğraşıyorlar. Ümraniye Belediyesi ekipleri de şu anda hala kamyoneti o büfenin kurulacağı alanda bekletiyorlar diyerek söz size bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz. Bu nasıl iştir? Herkes her şeyin farkında aslında bakarsanız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne halk ekmeği ucuza satan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilçe belediyeleri, AKP'li ilçe belediyeleri engel olmaya çalışıyor. Ama engel oldukları şey belediye başkanı değil. Ya da belediye değil, engel oldukları şey vatandaşın karnını doyurma çabası. Vatandaş aç, açlık sınırını söyledim size, birazdan haberi de ekrana getiririz. 3314 liraya yükseldi 4 kişilik aile için açlık sınırı. Ve şu mübarek günde, Ramazan ayında vatandaşın ekmeğiyle oynuyorlar. İşte gündüz yaşananlar. Ümraniye Belediyesi'nin karar tanımaz, İBB meclis kararını tanımaz tavrı ne yazık ki bugün ciddi bir gerginliğe sebebiyet vermiş ve şu anda büfenin konumlanması gereken yere kamyonunu çekmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni halk ekmek büfeleri açmasına engeller sürüyor. Sancaktepe, Üsküdar, şimdi de Ümraniye. 31 Mart'ta yazı yazıldı. Bugün ayın kaçı? Bakın. Ucuza ekmeğe ulaşmanın adresi halk ekmek büfeleri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ümraniye'de halk ekmek büfesi açmak istedi. Ancak AKP'li Ümraniye Belediyesi büfenin kurulacağı noktaya kamyon çekerek alanı kapattı. Biz koyacağız. O konuda çok kararlıyız. Bu büfe konulacak. Ümraniye Belediye zabıtaları bizim büyükşehirin zabıtalarına mı saldırdılar? Aynen öyle. Yazıklar olsun. Aynen. Ne zaman oldu bu? Devletin memurlarını karşı karşıya getirmek hiç kimsenin haddi değildir. Yazık günah. Üsküdar'daki halk ekmek büfesinin kaldırılması girişimine de yurttaşlar tepki gösterdi. Bakın biz de istiyoruz sıcak ekmek yemeği. Biz sevmiyor muyuz sıcak ekmek yemeği fırınlardan? O zaman 1 TL yapın aynı halk ekmek gibi. Bu halk ekmek büfelerine gerek kalmasın. Kirazı tepede evlerimizden ettiniz. Bizi darmadağın ettiniz. Yuvalarımızı dağıttınız. Yeter artık ya. Çekin elinizi yakınızdan. Bir ekmek büfesidir. Bırakın insanlar ekmeğini yesin. Ucuz ekmek alsın. Halkın ucuz ekmeğe erişim talebi ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi 142 yeni halk ekmek büfesi açma kararı almıştı. Ve şu anda büfenin konumlanması gereken yere kamyon... Vatandaşın isyanını görüyorsunuz. Bu başka bir şeye benzemez. Açlığın sesidir bu. Bunun siyaseti de olmaz işte. Siyaset yapıyorlar bunun üzerinden. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne engel olmaya çalışıyorlar. Bir avuç insan sürüp gitsin istiyor böylece bu düzen. Sonra azıcık şikayet eden olunca canım hepimiz aynı gemideyiz. Bu işin siyaseti olmaz diye dönüp bize kızıyorlar. Şimdi bir belediye işi. AKP'li Dilova Belediyesi'nden söz edeceğim. Tabelalara 1.3 milyon lira harcamışlar. Peki, demek ki ihtiyaç harcanmış. Fakat tabelaları yapanlar,